Teşkilatı. Evet. Yok. Geminin ambarları full dolu. Eski gemi olduğu için üst güverte kısmı ahşaptı bunun. Ahşapları kırılıp içine çöktü. Ağlar, midyeler içine çöktü. İçinin varlığını öğrenebilmek için önce bu ağların kalkması, sonra üzerindeki ağların, midyenin, kumun taşınması. Taşındıktan sonra içinde ne olduğunu tespiti yapılır. Şöyle Karadeniz bölgesinde gırgırcılık, balıkçılık yapan çok sayıda balıkçı motoru batığı bulduğumuz yerle ilgili bizde çok şikayetler oluştu. İşte hatta bu sene bir gırgırcı arkadaşımız 1 milyonun üzerinde bir ağının denizde kaldığını, yardım istediğini, biz de o bölgede keşif amaçlı Karadeniz Dalgıçlar Spor Kulübü olarak bir dalış planlaması yaptık. Dalış bölgesine gittiğimiz zaman, aşağı indiğimiz zaman bir batığa denk geldik. Bununla ilgili bir grup oluşturduk. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü olarak batık araştırmaları ekibimizle birlikte araştırma yapılacak bölgeye gittik. İndiğimizde amacımız hem su altı görüntülerini almak hem de batığın durumunu keşfetmekti. Yaklaşık kıyıdan 1,5 mil ile 2 mil arasında denize dağılmış yaygın bir batık olduğunu gördük. İlk yaptığımız ölçümlerde teknenin, daha doğrusu geminin arka tarafını bulduk. 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde. Derinlik ise 50 ile 55 metre arasında değişiyor. Yine batığı araştırırken önceliğimiz batığın ismini bulmaktı. Fakat her tarafı ağlarla kaplı. Bunun için isim tespitini yapamadık. Fakat geminin buhar kazanlarını bulduk. Onların görüntülemesini yaptık. Ve etrafını çeviren ağların su altında deniz yaşantısına zarar vermekte olduğunu tespit ettik. Birçok canlı bu ağlara takılıyor ve orada yaşamlarını kaybediyorlar. Hocam, batığın çıkarılmasıyla veya içinde neler var, onlarla ilgili bir çalışmanız olacak mı? İçindeki batık, belli mi? Batık yaklaşık olarak, batığın yaklaşık 1-1,5 metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4,5-5 metresi ise tabandan yukarıda bir yükselti olarak görüntü veriyor. Yine az önce belirttiğim gibi ağlarla kaplı olduğu için birkaç yerden içine girebildik fakat herhangi bir emareye rastlamadık. İlk önce bu ağlardan temizlenmesi gerekiyor batığın. Teşekkür ederim. Nerede bulundun? Abi. Hopa açıklarında. Artvin ili Hopa açıklarında. Kıyıdan 1,5 ile 2 mil arasındaki alana yayılmış durumda. Erdinç Sultanlı Deniz Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Benim işim zaten su altı ve balıkçılık. Çok büyük miktarda ağ var. Yani şöyle söyleyebilirim. İndiğimiz yer batığın boyu 53 metre, bir kısmı 53 metre. Fakat sağına soluna tahmin ediyoruz 5-6 dönümlük, belki daha da büyük bir alanda bir ağ kaplanmış. Yani dolayısıyla belki de 10 ton, 20 ton ağ çıkacaktır. Bu ağların alınması ile ilgili bir proje de düşünüyoruz. Hayalet Ağlar Projesi. Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin, ona teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili her türlü desteği vereceğini söyledi. Hayalet Ağlar'la ilgili. Bunların çıkarıldıktan sonra geminin isminin ve yükünün ne olduğunu ancak bulabiliriz. Ve bununla birlikte ağların içinde yüzlerce ölü balık var. Kimisi çürümüş, kimisi daha yeni takılmış. Ağ bir tuzak gibi oluşuyor. Buraya giren balık geri çıkamıyor, sıkışıp kalıyor. Çok miktarda balık var. Ve zemindeki kalkandır, buna benzer dip balıklar olsun, mezgittir. Bunların da orada gelişmesini engelliyor. Bunlar bir an önce kalkması gerekiyor ve bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor.